Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 1995 yılında kurulmuş olsa da 1997 yılında eğitim ve öğretime başladı. 26 Kasım 1997 yılında öğretime başladığında ilk olarak görev alan öğretim elemanlarından birisi olarak hala çalışmaktayım. Yabancı Diller Yüksekokulu üniversitemizin kurulduğu tarihten itibaren faaliyetlerine devam etmekte ve hazırlık eğitimiyle başlayan Türkçe öğretimi bugün hala devam ediyor. Üniversitemizin 20 yıllık geçmişine baktığımız zaman büyük faaliyetlerin yapıldığını, çok önemli aşamalardan geçtiğimizi ve geleceğe ümitle bakmamıza vesile olacak çok önemli faaliyetlerin yapıldığını görüyoruz. Özellikle üniversitemizde Türkçe öğretimi, Kırgızca öğretimi Orta Asya'da ve kendi coğrafyası içerisinde büyük bir aşama kaydetmiş, örnek bir çalışma olarak eserlerini de sunmaya başlamıştır. Tabii ki üniversitemizin başlangıçta yalnızca 4 bölümle eğitim öğretime başlaması, devamında bugün 9 fakülte ve çok sayıda yüksekokul ve enstitüyle birlikte faaliyetlerine devam etmesi bizi gururlandırıyor. Başlangıçta 87 öğrencisi olan üniversitemizin bugün artık dünya çapında birçok alanda hizmet veren yeni yönetici, bilim adamı yahut değişik meslek dallarında yetişmiş uzmanlarıyla övünür duruma gelmiştir. Tabii ki bizim gurur duyduğumuz Manas Üniversitesi yalnızca Kırgızistan'da değil, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bilinmekte ve tanınmakta. Layık olduğu yere gelebilmesi için daha fazla çalışmak, daha iyi motive edilmek ve daha fazla yeni vizyonlar belirleyerek çalışma gayreti içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. 20 yıl içerisinde üniversitemizin topluma, Kırgız halkına, Türk dünyasına ve daha birçok gence, hatta çalışanlarına kazandırmış olduğu değerleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, evet, kesinlikle Türk dünyasının bir altın köprüsüdür ve bu altın köprü ebediyen yaşatılmalıdır. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Dilleri Yüksekokulu üniversitemize açılan ilk kapıdır. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Yabancı Dilleri Yüksekokulu'nun fonksiyonu son derece önemlidir. Gelen öğrencinin, üniversitemize kayıt olan öğrencinin ilk girdiği yer ve ilk gözünü açtığı eğitim birimidir. Bu bakımdan öğrencilerin üniversiteye ilgisi yahut ilgisizliği tamamen yüksekokulumuzun hocalarının elindedir diyebiliriz. Bu bakımdan Yabancı Diller Yüksekokulu üniversitemizdeki dil eğitim ve öğretimiyle ilgili tüm hizmetlerin, çalışmaların yürütülmesiyle sorumlu olmakla birlikte öğrencilere ders dışındaki faaliyetlerle büyük bir hizmet sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleriyle, kimi zaman onlara bir anne, bir baba veya bir abla, ağabey şeklinde yaklaşımları onların bu üniversiteyi sevmelerine katkıda bulunuyor. Tabii ki yalnızca öğretim elemanlarının yapmış olduğu hizmetler yeterli olmaz. Bunun dışında öğrencilerimizin kendi katılımlarıyla hazırlanmış olan çeşitli etkinliklerimiz oldu. Son 3 ay içerisinde yapmış olduğumuz etkinliklerden sırayla bahsedecek olursak, bunlardan bir tanesi 23 Nisan programı. 23 Nisan programının 23 Nisan'ın kutlanması amacıyla Milli Hakimiyet ve Kültür adlı bir panel düzenlenmiştir. Ve bu panelde milli hakimiyet kavramının ne olduğunu, bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra ona hangi şekilde yön verilmesi gerektiğini ve milli kültürün toplum içerisindeki yeri ve önemi anlatılmıştır. Türk İstiklal Mücadelesi'nin çok önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan'la ilgili etkinliğe Sayın Rektörümüz ve üniversitemizin diğer yetkilileri de katılmış olup son derece verimli bir çalışma olmuştur. Ardından öğrencilerimizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin
bütün öğrencilerin de katılabildiği, ancak tabii ki ağırlıklı olarak hazırlık sınıfındaki öğrencilerin öğrendikleri dilde şiir, şarkı yahut kompozisyon gibi kendi becerilerini sunabilecekleri bir kültür şöleni düzenlenmiştir. 10 Mayıs 2016 tarihinde sunduğumuz, sahneye çıkardığımız öğrencilerimiz gerçekten büyük bir yetenek, büyük yeteneklerini ortaya koymuşlardır. Daha sonra bu program genişletilmiş olarak 24 Mayıs tarihinde Sayın Rektörümüzün ve diğer yetkililerin, tüm üniversite mensuplarının katılmış olduğu bir programla devam etti. Ve iki kültür şöleni yapılmış oldu. Tabii ki sportif faaliyetler içerisinde yüksekokulumuza bağlı dil öğretim bölümünün öğrencileri basketbolda şampiyonluk, futbolda şampiyonluk kazanarak önemli bir etkinliğe de katılmış oldular. Bunun dışında gezilere, çeşitli kültürel etkinliklere aktif olarak katıldıklarını görüyoruz. Özellikle üst sınıflarda görev alan, öğrenci konseyinde görev alan abilerinden, ablalarından örnek alarak büyük bir hevesle kendileri de üniversiteye nasıl bir katkı sağlayabilecekleri hususunda görüş ve fikirlerini bildiriyorlar. Bunun dışında bizim yabancı dilleri yüksekokulu olarak yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi de tabii ki hizmet içi eğitim seminerleri. Bu seminerlerde dil öğretimiyle ilgili yeni yöntem, yaklaşımlar, öğretim teknikleri hususunda yenilikleri takip etmek, o yeniliklerin bizim bünyemizde nasıl ve ne şekilde değerlendirilebileceği hususunda görüş alışverişleri olmakta. Ve son olarak yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de, yine akademik çalışmalardan bir tanesi de Eğlenerek Dil Öğreniyorum programı. Bunu biz Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümüne bağlı olarak çalışan hocalarımızla işbirliği yaparak yürüttük ve 3 günlük çalışmanın sonucunda uygulamalı dil öğretimi yöntemleri, iletişim ve beden dili, bir de değerler ve sınıf yönetimi konusunda seminerler sunuldu. Bu seminerlerin çok yararlı olduğunu gördük. Bu çalışmalar tabii ki daha önemli bir akademik düzeye ulaştığında şunu gördük. Biz artık birincisi kendi kaynaklarını kendileri oluşturabilen, yani kendi ders kitaplarını kendisi oluşturabilen bir yüksekokul haline geldik. Ve bu çalışmalarımızın neticesinde Altın Köprü Türkçe öğretimi ve Altın Köprü Kırgızca dil üretimi toplama diye bir kitap hazırladık. Kitaplar dizisi hazırladık. Bu son derece yararlı olacak. Hem üniversitemizin yüz akı, hem Kırgızistan'a, hem Türk dünyasına, hem de Türkçe öğreten diğer kurumlara ya da Kırgızca öğreten diğer kurumlara da örnek olacak bir çalışmadır diye övünüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz ve model bir Türkçe öğretimi, özellikle akraba dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmalarımız devam edecek. 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde yabancı diller yüksekokulu olarak çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin başında, hemen eğitim öğretim yılının başında, Eylül ayı içerisinde Dil Bayramı. Bilindiği gibi 24-26 Mayıs tarihleri hem Türkiye'de Dil Kurumu'nun kuruluş yıl dönümü olması hasebiyle, Atatürk'ün dil kurultayına topladığı tarih olması itibariyle önem kazandı. Hem de Kırgızistan'da da 1988 yılında Kırgızca'nın devlet dili oluşunun yıl dönümüne aynı tarihlerde denk gelmesi itibariyle öğrencilerimizle, meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz etkinliklerle başladık. Daha sonra tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bu Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü içerisinde
bu Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu, ne şekilde kuruldu, hangi şekilde oluşturulduğu hususunda sınıflarda öğrencilerimize bilgi vermiş olduk. Bizim önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Kırgızca'nın yabancı dil olarak öğretimi konusudur. Kırgızca'nın yabancı dil olarak öğretimi konusu esasen son yıllarda popüler konulardan bir tanesidir. Kırgızca'nın ana dili olarak öğretim ile yabancı dil olarak öğretimi birbirinden farklı konulardır. Bu alanda uzmanlar Türkçe öğretiminden yararlanarak kendilerini geliştirmiş olup onların tamamı da bizim üniversitemizde yer almaktadır. 2 Kasım, 26 Kasım 2015 tarihlerin arasında yapmış olduğumuz yabancı dil olarak Kırgızca öğretimi sertifika programı uluslararası standartlara, dil öğretim merkezlerinin koymuş olduğu standartlara uygun olarak bu alanda çalışmak isteyen ya da çalışmakta olan akademisyenlere, öğretmenlere ve diğer isteklilere onların katılımıyla gerçekleştirilmiş olup son derece yararlı bir çalışma olmuştur. Bu sertifika neredeyse diploma düzeyinde geçerlilik kazanmıştır. Manas Üniversitesi'nin vermiş olduğu bir sertifikayla başka kurumlarda insanların yabancılara Kırgızcayı nasıl öğretebilirim hususunda edinmiş olduğu son derece önemli bir belgedir. Bu belgeyi biz takdim ettik. Yani o kursları düzenleyerek daha önceden de bu alanda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programı düzenlediğimizde biz hiç ilana çıkmadan onlarca üniversiteden istekliler oldu. Biz yalnızca bunların 28'ine cevap verebildik. Haftada 10 saat uygulamalı, 10 saatte teorik dersleri görmektedirler. Bunlar hem üniversitemizin çalışmalarına büyük katkı sağlayan hem de üniversitemizin tanıtımına ve aynı zamanda dil öğretimi alanında ne kadar yeterli ve yetkin olduğumuzu gösterme bakımından önemli çalışmalardır. Onun ardından hizmet içi eğitim çalışmalarımız içerisinde seminerler devam etti ve sportif faaliyetler, piknikler, ilkbahar geldiği zaman bütün hocalarımız öğrencileriyle birlikte bir aile havası içerisinde çeşitli müzelere, tarihi turistik yerlere gittiler, gördüler. Biz yalnızca Türkçe ve Kırgızcadan söz etmiyoruz. Üniversitemizde Rusça eğitiminde, İngilizce eğitiminde, Çince ve Almanca eğitiminde de bizim yüksekokulumuzun emekleri vardır. Üniversitemizde tüm birimlere, tüm akademik birimlere hizmet sunan bir yüksekokuluz. Bu bakımdan bizim öğrenci sayımız ne kadar olduğu söylendiği zaman Manas Üniversitesi'nde ne kadar öğrenci varsa yabancı dilleri yüksekokulunda o kadar öğrencisi vardır demektir. Özellikle yabancı dilleri yüksekokulunun teknolojik altyapı bakımından, laboratuvarlar veya sınıflar bakımından daha da geliştirilmesi hususunda ve yöntem, sistem, öğretim teknikleri bakımından da yeni çalışmalar yapılacağını mutlaka belirtmek istiyorum. Bu alanda özellikle de uzaktan dil öğretimi projemizin altyapısı hazırlanmış olup elektronik ortama aktarılması sorunu çözüldüğü takdirde bu da yakın gelecekte bizim gerçekleştireceğimiz hususlardan birisidir. Yabancı Dilleri Yüksekokulu yalnızca Manas Üniversitesi öğrencilerine dil öğreten bir akademik birim değildir. Ayrıca biz Kırgızistan'daki diğer üniversitelere ve üniversitelerdeki hocalara eğitim veren bir kurumuz. Bunun yanı sıra bugün Kırgızistan Radyo Televizyon Kurumu'nun mensuplarına 30 mensuba Türkçe öğretmekteyiz ve aynı zamanda gelecekte inşallah askeri lisede veya daha başka kurumlarda da bu gibi çalışmaları yapacağız. Önceki yıllarda kamu kuruluşlarında yine hala devam etmekte olan kamu kuruluşlarındaki devlet yöneticilerine devlet dili Kırgızcayı
öğretme konusunda arkadaşlarımızın büyük bir gayreti var. Bu çalışmalar da bizim tarafımızdan yürütülmekte. Tabii ki Yabancı Dilleri Yüksekokulu kendini daha çok geliştirecek ve şöyle bir sözle bitirmek istiyorum. İnsan ancak diliyle insandır diyor Wilhelm von Humboldt. Bu bakımdan insanların kendi karakterini, kendi kişiliğini oluşturması diliyle mümkündür. Diliyle kim olduğunu göstermektedir. Dil aslında bir kimliktir. Bizim kim olduğumuz dilimizle daha çok anlaşılmaktadır. Bir dil, bir insan ve büyük fikir adamı Gasparalı İsmail'in söylediği dilde, fikirde, işte birlik bizim en önemli düsturumuzdur. Teşekkür ederim.